98 yılında kurulan punk rock grubu Porno Para Ricardo, Küba'da Castro karşıtı hareketin sembolü haline geldi. Bu maceraya atılmadan önce bir şablon baskı atölyesinde çalışan grubun vokalisti Gorky Aguila, Küba'da sisteme karşı çıkmanın zorluğunu dile getiriyor. Porno Para Ricardo grubu öncelikle eğlence amaçlı kuruldu. İçinde bulunduğumuz toplumda eğlenmenin bir bedeli var tabii. Bu politik ortamda eğlenmek pahalı bir iş. Komünist ve kastilist bir rejim yaşıyoruz. Biz grup olarak bu totaliter rejimi politik olarak yanlış buluyoruz. Neticede Porno Para Ricardo sivil bir müzik grubu. Grubun Küba'da konser vermesi yasak. Ancak Fidel Castro karşıtı parçaları ve video klipleri internette tıklanma rekoru kırıyor. Polis tarafından sürekli takip altında olan vokalistleri Gorky, iki kez cezaevine girdiğini ve yeni albümlerini yayınlamalarının ardından gözaltına alındığını anlatıyor. Porno Para Ricardo olarak eserlerimizi üretebilmek ve kendimizi ifade edebilmek için strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Küba'da bir eksiklik, kendinizi ifade etme alanınız. Bunu çok hesaplı bir şekilde kontrol altında tutuyorlar. Biz ise bu kurumsal ve bürokratik açıdan kızgın ortama karşı direniyoruz. Grup dinleyicisine ulaşma fırsatını yer altında gizli mekanlarda verdiği konserlerle buluyor. Havana'nın alternatif sanatçıları ise bu akşam olduğu gibi eserlerini halka açmak için Gorky'nin evinde sergi düzenliyor. Gorky, grubun albüm kayıtları ve gizli evden dağıttığı albümlerinin baskısı için kendi evini stüdyoya çevirdiğinden söz ediyor. Bu alternatif mekanı kurumsal sanata karşı ayaklanan diğer müzisyenlerle paylaşmaktan çekinmiyor. Yılmayacağım. Doğru olduğundan şüphe duymadığın fikirlerden asla vazgeçmeyeceğim. Hayatta hiçbir şey için bir kuruma girmeyi düşünmem. Kurumsallığın gerçek yaratıcılığı öldüren, sanatın en değerli yönü olan özgürlüğü yok eden, planlı bir kepazelik olduğunu savunuyorum. Esta parte transgresora, esta parte de libertad, ¿no? Beste yaparken parçanın temasının ne olacağını sorgulamıyoruz. Deneyimimizden, çevremizden, gerçeklikten söz ediyoruz. Hoşumuza giden, bize keyif veren şeylerden ya da nelerden hoşlanmadığımızdan bahsediyoruz. Kısacası alay etmek istediğimiz şeyler üzerine şarkı söylüyoruz. Bu ülkeyi yönetenlere karşı olduğumuz, Castro karşıtı, Raul karşıtı bir dönemden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi olabilecek en üst seviyede eğleniyoruz.